Aslında mesele gayet basit. Vaktin var ve diğer üç büyük patronun çocuklarına ders vermek istiyorsun. Eğer adamlar seni rahatsız etmiyorlarsa kabul et gitsin. Neyi ima etmek istiyorsun açıkla? Hiçbir şeyi. Hayır. Bilmek istiyorum, cevap ver. Başka zaman konuşuruz. Olmaz, şimdi burada konuşalım. Belki fiyakalı arabalara binmekten hoşlanıyorum. Onu mu kastediyorsun? Veya Fehmi Çok gibi bir kodamanın beni evimden aramasından hoşlanıyorum. Yoksa onu mu kastediyorsun? Belki de bana ikide bir teklif ettikleri paralardan hoşlanıyorum. Öyle mi? Ha, söylesene. Allah kahretsin, cevap ver be. Evet, hoşlanıyorum. Başka bir diyeceğin var mı bana? Sakin ol Murat. Söylediklerimi duydun. Evet, hoşlanıyorum. Benim yerimde kim olsa hoşlanırdı, sen de dahil olmak üzere. İnkar edebilir misin? Hadi, inkar et de görelim. Senin sinirlerin bozuk Murat. Seni anlıyorum fakat... Bak, ikimiz de kenar mahalleden yetiştik. Bu yüzden de bu çocukları anladığımı sanıyorum. Ve onlara karşı büyük bir yakınlık duyuyorum. Evet Murat, anlıyorum. Ama gene de sana bir şey söyleyeyim. Bu işi daha hafiften alsan iyi olur. Çünkü senden başka kimse bu kadar ciddiye almıyor. Farkında mısın? Hatta Selma'ya bile oturup her şeyi izah etmelisin. İzah, 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 izah! Ömrün yarısı insanın içinden geçenleri izahla geçiyor. O benim karım! Şimdiye kadar ona hiçbir şeyi izah etmek zorunda kalmadım. O beni anlar. Sen anlıyor musun? Evet ama... bu işin bir riski de var. Onların farkındasın tabii. İlişkiyi mi kastediyorsun? Evet. Gördüklerini görmemezlikten... işittiklerini duymamazlıktan geleceksin. Kimseye de ağzını açmayacaksın. Hepinizin babalarından hakkınızda bilinmesi gereken her şeyi öğrendim. Hepsi de sizlerin üniversiteye girmenizi istiyor. Ya biz istemiyorsak arkadaşım? O zaman da istemeniz için ne gerekirse yapacağım. Avucunu yalarsın. Ben okulu bitirip hukukçu olmayı düşünüyorum. Eğer beni imtihana hazırlar, üniversiteye girmemi sağlarsanız size minnettar kalırım. Daha verdi. Kesin sesinizi. Bundan sonra benim karşımda gülmek ve müsaade almadan konuşmak yok. Her gün verdiğim ödevleri iyice hazırlayıp geleceksiniz. Şimdilik bu kadar, gidebilirsin. Aferin Hüseyin. Verdiğim ödevleri çok iyi hazırlamışsın. Ne dersiniz profesör, üniversiteye girebilecek miyim? Elbette. Bu işi el ele başaracağız. Sağ olun hocam. Size özel bir sual sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Daha önce üniversitede öğretim üyeliği yapıyormuşsunuz. Neden şimdi bizim için bu kadar yoruluyorsunuz? Peki sen ne diyorsun bu işe? Uçmayı seven bir pilota benzetiyorum sizi. Yolcuları sadece bir yerden başka bir yere taşımakla yetinmiyorsunuz. Uçmayı o kadar çok seviyorsunuz ki... her çeşit uçakta şansınızı denemek istiyorsunuz. Ve yaptığınız iş ne kadar zor olursa o kadar hoşunuza gidiyor. Fena değil, güzel bir yorum yaptın, aferin. Hadi bakalım, şimdi hemen toz ol, vakit tamam. Okula telefon edip o Muşmula suratlı tarihçiye fazladan bir ödev vermesini söylemişsiniz. Onun adı Muşmula Surat değil, Turgut Bey. Ne halt olursa olsun, beni ırgalamıyor. Hem sonra kuzum, benim üniversitede ne işim var? Ben erkek miyim? Boş yere hem vaktini harcıyor, hem de babamın paralarını tüketiyorsun. Şimdi beni dinle. Hemen babamla konuşup bu işten vazgeçmesini söyle. Bu saçmalıklar bitsin artık! Bağırma! Bu iş hoşuna gitsin veya gitmesin, görevim seni üniversiteye hazırlamak. Anlaşıldı mı? Ne yapıyorsun? Güzel bir şey görmek istemez misin dostum? Kendine gel! Delirdin mi sen? Örtün çabuk, yoksa... Yoksa ne? Yoksa babama mı haber vereceksin?
beni okşamak istemez misin? Profesör, şimdilik gösteriye son veriyorum. Ama sana bir çift sözüm var. Sana söyledim dostum. Bu iş canıma yetti. Bu gece babama bluzumun düğmelerini çözdüğünü, kulağıma ayıp kelimeler fısıldadığını, bacağımı okşadığını ve benimle yatmak istediğini söyleyeceğim. Sonra da babam sana ne yapacak hiç düşündün mü? Sana söylüyorum, düşündün mü? Benim babam kim? Çocuklarına ders verdiğim bu insanlar nedir? Kimdir? Fikrin var mı? Ne dersin? Peki Nermin, babanla konuşacağım, şimdi git. Fazla içkiyi ve geç saatlerde yatmayı bırakacaksın. Derslerine daha çok vakit ayırmanı istiyorum. Baban mutlaka üniversiteye girmeni istiyor. Sen karşındakini çoluk çocuk mu sanıyorsun be? Fazla ileri gitme, benimle de uğraşma. Hayatımı değiştirmeye kalktığın an canını okurum senin. Ağzını topla ve saygılı olmayı öğren. Saygılı mı? Kime karşı? Sana mı? Bak dostum, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen tahsil görmüş bir serseriden başka bir şey değilsin. Sadece bir asalaksın. Bütün gayen bu öğretmenlik kisvesi altında milletten para sızdırmak. Bu arada bize karşı da kendine dayılık payesi veriyorsun. Eğer dayıysan haber ver. Ama sen korkak küçük bir adamsın. Bizim peder gibi adı sana olan adamlarla yakınlık kurmak sana heyecan veriyor. Bundan zevk ve büyüklük duyuyorsun. Altında lüks arabayla bizimkilerin kıçını yalamaktan geri kalmıyorsun. Senin neyine saygı göstereyim be? Kofsun sen, yumuşak bir pelte gibisin. Bana bir daha diklenirsen kafanı koparırım. Sen ancak orman kanunundan anlarsın. Ben de sana onu uygulayacağım. Seni hizaya getirmesini bilirim ben. İnsanlara saygı göstermesini öğreneceksin. Az önce mezarını kazdım. Peki, gelip ben hallederim. Ben gelinceye kadar siz hiçbir şey yapmayın. Allah'a ısmarladık Fehmi Bey. Murat Bey, ben de çıkıyordum. Hem arabada sizinle önemli bir mevzu görüşecektim. Buyurun çıkalım. Annesi çocuğun yetişmesinden çok memnun. Size teşekkürlerini iletmemi istedi. Hah, rica ederim. Şoför arabayı garajdan almaya gitti. Ha. Neredeyse gelir. Fehmi Bey! Beyefendi!